gerçekçiliği merkez kabul edip çizdiği resimlerde matematik ve geometriden faydalanarak perspektif olgusunu yaratan ünlü ressam Piero della Francesca, kendi döneminde pek dikkat çekmese de 20. yüzyılda İtalyan Rönesansı'nın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edildi. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 1415 yılında Floransa'ya yakın Sansepolcro'da dünyaya gelen Piero, sanat eğitimini Siena okuluna bağlı bazı ünlü yerel ustaların yanında aldı. Bu şansının yanında özgün bir zeka ve yetenek sahibi olan ünlü ressam, sürekli kendisini geliştirerek resim alanında yeni fikirler üretmeyi başardı. Ustaları sayesinde yeteneklerinin sınırlarını zorlayan sanatçı, yapmış olduğu ciddi ve disiplinli araştırmalar sonucunda gerçekçiliği ve kusursuzluğu artırmak için matematik ve geometriyi kullanmaya başladı. Piero, sanatında resmin plastik dilini harekete geçirme amacını gütmüştü. O sadece müthiş matematik ve geometri bilgisini, ayrıca bu bilgilerin bir resimde belirginleşmesini sağlayacak olan renkle ilgili araştırma ve incelemelerini ortaya koymak istiyordu. Uzun süren çalışmaları neticesinde geometrik hesaplamalarını resimlerinde kullanmaya başlayan Piero, perspektif olgusunu geliştirerek gerçekçilik hissini artırmayı başardı. Figürleri resmin tam ortasından geçen hayali dikey eksene göre ağırlık dengesi gözetilerek yerleştirdi ve aşırı hareketlerden kaçındı. İsa'nın Vaftizi adlı resmi, onun biçim ve renk dengesiyle oranlama konusundaki yaklaşımını gözler önüne serdi. Bu eserinde Hazreti İsa'nın her iki yanında ağaç ve melekler gibi düşey olarak simetrik figürler kullandı. Yatay olarak da Aziz John'un kemerini sağda gömleğini çıkaran adamla ve soldaki meleğin kemeriyle hizaladı. Bu yatay çizgiyi güvercinle ve bulutlarla destekledi. Resimde dairesel form da kullanan Piero, Hazreti İsa'nın belindeki örtünün hareketini John'un el ve kolundaki kıvrımla bütünledi ve ortaya muazzam bir dairesel form çıktı. ...1450'lerin sonlarında Urbino Katedrali'nin kutsal mekanı için İsa'nın kırbaçlanması konulu resmi yaptı. Piero, neredeyse matematiksel bir düzenlemeyle oluşturduğu bu resminde kusursuz bir perspektif sundu. Piero della Francesca'nın bu eserinde mimari ve zemin karolarının dizilişi bu derinlikli mekanı tanımlamaktadır. Resimde sol tarafta resim yüzeyine doğru açılan bir mimarinin içerisinde antik bir sütuna bağlanmış olan İsa, Romalı askerler tarafından kırbaçlanmaktadır. En solda İsa'yı yargılayan ve suçlu bulan Vali Pilatus bir tahtta oturur vaziyette ve yandan gösterilmiştir. Sağ tarafta önde yer alan üç figürün arkasında gerilere uzanan bir sokak ve yapılar yer alır. Figürler anıtsaldır. Kumaş kıvrımları ve ışığın figür ve nesneleri tamamlayışı son derece başarılıdır. Biçimlerin matematiksel kusursuzluğuyla ünlenen Piero della Francesca, bu özelliğiyle çağdaşlarının arasından sıyrılıp evrenselliği yakalamayı başardı.